Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere hemen hemen hepimiz WhatsApp'ı kullanıyoruz. WhatsApp artık telefonlarımızdaki, bilgisayarlarımızdaki vazgeçilmez programlardan bir tanesi haline gelmiş durumda. Çünkü maalesef insanlar mecbur bırakıldılar. Alternatifi olan programlar WhatsApp kadar hızlı çalışmıyor. Bu kadar yaygın değil. Tabi hal böyle olunca da WhatsApp geçtiğimiz günlerde insanlara adeta bir dayatma yaptı ve bir sözleşmeye onay vermelerini istediler. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz WhatsApp'la ilgili çok çok önemli gelişmeler söz konusu. Önce WhatsApp'ın bizim telefonlarımızla bize yapabileceklerini kısaca size hatırlatmak istiyorum. Bakın değerli izleyicilerimiz IP adresimiz nereden bağlandığımız, telefon numaraları, konum bilgileri gibi tüm bilgiler WhatsApp tarafından toplanıyor arkadaşlar. Nereye gittiniz, kiminle, ne konuştunuz, ne yaptınız bunların hepsi kayıt altında. Şimdi fotoğraf, video ve dosyalar sunucularında saklanıyor. Yani kendi serverlarında, bilgisayarlarında bunu saklıyorlar. Mesajlaşma, arama durumu, grup adı dahil tüm grup bilgileri, profil fotoğrafı, son görülme bilgisi ve hakkımdaki kısmındaki bilgiler en son ne zaman güncellendiği Artık bunların hepsi kayıt altında. Pil seviyesi, sinyal gücü, uygulama sürümü, bağlantı bilgileri, dil ve saat dilimi ve tanımlayıcılar gibi cihaza bağlantıya özgü bilgiler hepsi saklanıyor. Telefonunuzda bulunan fotoğraflar, videolar sadece WhatsApp'ta kullanıp kullanmadığınız önemli değil. Telefonunuzda bulunan tüm bilgiler WhatsApp tarafından istenildiğinde alınıyor ve bunlar depo ediliyor. Evet depo ediliyor. Konumla ilgili Özellikler kullanılmasa bile kullanıcının genel konumu tahmin edilerek IP adresleri ve telefon numarası ola alan kodları bunların hepsi de kaydediliyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz bununla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Sayın Koç fotoğraf, video ve dosyalar sunuculardan silinmeyebilir. Bazı durumlarda mesajlarda sunucularda saklanır. IP adresi, telefon numarası, konum bilgileri toplanabilir. Kişisel verilerin kullanıcıların rızası dışında belirsiz süre saklama ihtimalleri de var diyor. Değerli izleyicilerimiz maalesef WhatsApp bilgileri Facebook aracılığı da yine WhatsApp tarafından yayınlanabilir. Şimdi bu bir dayatma arkadaşlar. Bir program kullanıyorsun aslında bunların hepsi birer ajan program. Cep telefonları herkesin elinde. Cep telefonu olmayan neredeyse yok. Bu aynı zamanda birer ispiyoncu. Birer ajan arkadaşlar cebimizde taşıdığımız ajanlarımız. Şimdi olay sadece WhatsApp değil. Dijital dünya sizi ele geçiriyor, bizleri ele geçiriyor. Biriyle ilgili tüm bilgiler cep telefonlarında var. Nereye gitti, kiminle konuştuğu, ne yaptı. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim ben ajan mıyım? Benim neyim var? Herkes görsün. Tamam bu işin başka bir boyutu. Aynı zamanda istihbarat örgütleri de istedikleri zaman istedikleri kişiye ulaşabiliyorlar. O nedenle burada aslında konuşulması gereken konu şu, her devlet kendi iletişim programlarını, bu tür programları yapmak zorunda. Yoksa bakın arkadaşlar başka ülkelere bağımlı hale geliyorsunuz. İşte senin vatandaşını ele geçirmişler. Haberin yok. Ne kadar masum programlar diyorsunuz değil mi? Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde CIA'den onay almayan hiçbir program insanların kullanımına sunulmuyor. CIA diyor ki Amerika Birleşik Devletleri istihbarat örgütü eğer tüm bilgileri benimle paylaşırsam ben sana bu onayı veririm diyor. Türkçesi bu. Yani akıllı telefonlar ya da bilgisayarlarımızdaki tüm yazılımlar Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ülkelerin istihbarat örgütleri tarafından kullanılıyor. Ruslar biliyorsunuz Telegram'ı yaptı, Almanya Viber'ı yaptı bu ve benzeri. Şimdi bizim Türkiye'nin de mutlak surette kendi iletişim programlarını yapmak zorunda. Var ancak yeterli değil arkadaşlar. BIP var, vesaire var. Bunlar bu kadar yaygın değil. Bakın Facebook üzerinden dünyayı yönetiyorlar. WhatsApp üzerinden dünyayı yönetiyorlar. Bizlerin de mutlak surette bu ve benzeri programları geliştirmemiz ve insanların kullanımına sunmamız gerekiyor. Yoksa başka ülkelerin kölesi halinde yaşamaya devam edeceğiz. Bakın bilgisayarlardaki Microsoft programı tüm bilgilerinizi alıyor arkadaşlar. Diyorsunuz ya ben sildim bir şey yok. O bilgisayara bir bilgi girdiği zaman siliniyormuş gibi oluyor arkadaşlar. Hard diskte farklı bir katman var orada duruyor hepsi. Amerika Birleşik Devletleri'nden isteyen Microsoft vasıtasıyla sizin bilgisayarlarınıza giriyor. Bütün bilgileri alıyor. Bilgisayara ya da cep telefonuna giren bilgi silinmiyor arkadaşlar. Siliniyormuş gibi oluyor. Diyorsunuz ki hard diskimizde yer boşalıyor. Boşalıyor ama o bilgisayarda ya da cep telefonunda tüm bilgiler isteyenler tarafından alınabiliyor. Bunu unutmayın. Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın bu yıl Türkiye'de nasıl tatil yapacağı, nasıl gideceği büyük bir soru işareti. Pek çok vatandaşımız memleketine gitmeyi yeğlerken bazı vatandaşlarımız ise tatil bölgelerine gitmek istiyor. Doğal olarak özellikle de geçen yıl biliyorsunuz pek çok gurbetçi vatandaşımız memleketimize, Türkiye'ye gidemediler. Şimdi tabii herkesin kafasında şu var. Bu yıl gider miyim, gitmez miyim? Nasıl bir plan yapayım? Ev mi kiralayayım, otelde mi kalayım, köyüme mi gideyim gibi pek çok soru var. Şimdi Bizler sizler için bir araştırma yaptık. Özellikle tatil bölgelerinde arkadaşlar kiralık evlerle ilgili, otellerle ilgili durumu değerlendirdik. Bakın fiyatlar hangi noktaya geldi. Türkiye'ye gidecek olan ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu bölümü dikkatli bir şekilde takip etmelerini rica ediyorum. Bakın değerli izleyicilerimiz. Özellikle Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Antalya gibi bölgelerde tatil bölgelerinde kiralık ev, kiralık villa fiyatları adeta uçmuş vaziyette. Geçen yıla göre fiyatlar en az yüzde 50-60 artmış vaziyette. En az bakın Bodrum'da geçen yıl başlayan fiyat artışını bu yılda sürdüğü görülüyor gayrimenkul danışmanları geçen yıl aylık 20000 TL olan yazlık evler bu yıl en az 30 35 bin lira civarında diyor Örneğin Ortakent Yahşi'de Bodrum'un biliyorsunuz değişik noktalarından bir tanesi turistik noktalarından bir tanesi Ortakent Yahşi'de geçen yıl aylık 30 bin TL olan yazlıklar bu yıl 50 artarak 45 bin liraya ulaştı bardakçı koyunda geçen sene aylık 70 bin TL olan 5 odalı müstakil havuzlu lüks bir villanın fiyatı bu sene 100 bin lira Bodrum Yalıkavak'ta yine bazı lokasyonlarda Euro bazında kiraya veriliyor evler bir aylık kiralama fiyatı ortalama 350 bin lirayı bulan villalar var 350 bin lira sezonlu kiralamalarda en çok talep gören bölgeler Yalıkavak Türkbükü, Ortakent, Yahşi ve Gündoğan olarak dikkat çekiyor. Müstakil evlerde özel havuz ve deniz manzarası, tatil sitelerinde ise siteye özel plaj olması en çok talep gören konular arasında. Müstakil villalarda fiyatlar 3 aylık en az 100.000 TL'den başlıyor. Yalıkavak, Türkbükü gibi lokasyonlarda villanın durumu yani konfor derecesi, imkanları, manzarası ve plaj kullanımına göre 3 aylık 350 bin TL'den başlayıp 1 milyon TL'ye kadar yani 100 bin Euro'ya kadar fiyatlar değişiyor. Ne olmuş arkadaşlar? 100 bin Euro 3 aylık korkunç. Bodrum'da son dönemde yapılan markalı konut ve otel projelerinde de kiralama yoluna gidiliyor. Yalıkavak'ta bir projede aylık rezidans ve villa kirası 40 bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor. Cennet Koyun'da 4 aylık kiralama yapılan bir projede 1 Temmuz 1 Kasım döneminde 2 artı bir villa için 60 bin 500 euro. 3 artı bir villa için 77 bin euro 4 artı bir villa için 99 bin euro talep ediliyor. 1 aylık. Farklı dönemlerde 4 artı 1'in 4 aylık kirası 108 bin 900 euro. Bodrum Turgut Reis'te lüks bir otel zincirinin bünyesinde bulunan villalarda ise Haziran'da 2 artı birler villalık gecelik 800 euro. 4 artı 1 1000 euro gecelik arkadaşlar sezonun yoğun olduğu Temmuz ve Ağustos'ta tüm villaların dolu olduğu belirtiliyor yine Turgut Reis'te bir projede Temmuz ve Ağustos döneminde 3 artı bir villalar aylık 20 bin Euro 4 artı bir ise 25 bin Euro'dan kiralanıyor arkadaşlar fiyatlar çok uçuk korkunç değerli izleyicilerimiz bir diğer turistik noktamız İzmir bakalım İzmir'deki son durum nedir Alaçatı'da Pandemi öncesinde 90 bin lira olan sezonluk 4 artı 1 villa kirası geçen yıl 150 bin liraya, bu yıl ise 200 bin liraya yükseldi. Havuzlu, lüks villada ise sezonluk yani 3 aylık kira 300 bin lira. Yaz tatili yaklaştıkça biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz seçenekler azalacak, fiyatlar daha da artacak. Bunlar şu anki fiyatlar. En makul seçenekler ise çarşıya yakın 2 artı 1 daireler. onlarda 70-75 bin lira değerinde arkadaşlar. Çok yüksek. Marmaris bakalım. Marmaris'te pandemi öncesi 1500-1800 TL olan müstakil havuzlu villaların günlük kiraları şu an için 2500 lira. Evet çok yüksek. 6-7 odalı villalarda ise günlük fiyat 5-6 bin liraya kadar çıkmış vaziyette. Malikane tipi veya az sayıda villada rakam ise 10 bin lira civarında gecelik. Yazlık fiyatlarında iki yıldır artık yaşandığını Evet arkadaşlar fiyatlar görüyorsunuz geçen yıl oranla en az yüzde 50 artmış durumda Marmaris'te de peki Alanya'ya bakalım Alanya'da durum ne Alanya merkezde havuzlu bir villa pandemi öncesi 15-20 bin liraya kiralanıyordu aylık bugün bu kiralar 45-50 bin liraya ulaşmış vaziyette aynı bölgede e, baktığımızda diğer Antalya'nın diğer bölgelerine baktığımızda oralardaki fiyatlarda aylık villaların fiyatı değerli izleyicilerimiz 45 50 bin liradan aşağıya değil maalesef Antalya'da bazı otellerin biliyorsunuz villaları var onlara baktığımızda ise lüks bir villanın geceliği 25 bin liraya kadar çıkıyor 8 kişinin kalabildiği bu villada yeme içme her şey dahil 25 bin lira 8 kişi kalsa günlük yaklaşık kişi başı 3000 lira civarında 3300 lira civarında bir maliyet söz konusu değerli izleyicilerimiz Şimdi tabi bakın bu fiyatlar yani villaların evlerin bu fiyatları bana soracak olursanız uçuk fiyatlar. Yani ne oldu da fiyatlar bu kadar arttı? Hani evin maliyeti mi arttı? Elektrik fiyatı mı bu kadar arttı? Yüzde elli yüzde altmıştan aşağıya değil fiyatlar. Bakın artmış geçen yıla göre. Ne oldu kardeşim? Yani ben buna Türkçe'de fırsatçılık diyorum. Hiç kimse alınmasın, kusura da bakmasın. Yani ne oldu kardeşim yani? Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlara bu söylemiş olduğum fiyatların üstünde fiyatlar çekiyorlar. Biliyorum. Almancı bu. Yok işte yurt dışından geliyor. Amerika'dan geliyor. Avustralya'dan geliyor. İngiltere'den geliyor deyip yani yapmayın bunu. Nedir kardeşim yani? Ne olacak yani? Ha şunu da söyleyeyim ben size. Bu fiyatlar düşer mi? Türkiye'de bir şeyin fiyatı yükseldikten sonra ben düştüğünü daha görmedim. Düşmez. Böyle de bir gerçek var. Suni bir hava var. Balon şişiyor, 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 şişiyor. Ne oldu kardeşim? Ne oldu? Fiyatlar uçmuş, gidiyor. Bilmiyorum yani enteresan bir durum burada söz konusu. Bu kadar da fırsatçılık olmaz arkadaş ya. Nedir yani? Millet çolu çocuğuyla beraber bir iki hafta tatil yapacak. Sen bunu fırsata çeviriyorsun. Daha çok para kazanmanın peşine düşüyorsun.